yakınan muhalefet, kendilerine muhalefet partisi diyen partiler kutuplaşmayı çok derin ve çok tehlikeli bir noktaya taşıyan bir adım atmış olacak. Bu kutuplaşma siyasetinin belki de en tehlikeli boyutuna kendileri zemin sunmuş olacaklar. Bir de şunu düşünün, hilelerle, korkutmalarla, baskılarla bizi baraj altında bıraktılar. O zaman meclis aritmetiği nasıl şekillenecek onu da düşünmek lazım. Bu bunun hesabı çok karmaşık değil. Hı-hı. Eğer biz barajın altında kalırsak AKP-MHP ittifaklı mecliste çoğunluğu çok rahat sağlar. Eğer biz barajın üstündeysek bu çoğunluğu sağlamaları çok zor. Dolayısıyla şu anda sıfır baraj ittifakına HDP'yi almayan partiler hem başkanlık sisteminin diktatörlüğe devamını teşvik etmiş olacaklar, hem de meclis çoğunluğunu kendi elleriyle AKP-MHP ittifakına sunmuş olacaklar. Türkiye'de bunun toplumsal barış, demokrasi, normalleşme, hukuk devleti açısından ne anlama geldiğini herkes kendine bir kez daha sormalı. Bizim yine bütün zorluklara göğüs germeye alışık, her şart altında mücadele yürütme tecrübesi olan dinamik bir teşkilatımız ve çok güçlü bağlarla değerlerine sahip çıkan bir tabanımız var. Biz bu barajı aşarız. Ama üçüncü bir nokta daha var. Dışlanmaya rağmen barajı aştığımızda ikinci tura kalacak adaylara tabanımızın nasıl bakacağını o yarışın içinde olanlar hesaplasınlar. Yani HDP'yi baraj altında kalma riskine rağmen dışlayan bir ittifakın adayı ikinci tura kaldığında HDP tabanından nasıl oy isteyecek? Hangi etik ölçütlere, hangi demokratik kriterlere göre o tabana hitap edecek? Şimdi bütün bu saydıklarımı alt alta koyun ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu, Türkiye halklarının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi daha iyi görürsünüz. Sıfır baraj ittifakında HDP'yi dışlamak, AKP-MHP ittifakına karşı ileri sürülen bütün argümanları inandırıcı olmaktan çıkar. Pekala. Biraz...